Güne Bakış'tan herkese iyi akşamlar. Cumhuriyet Gazetesi davasında 5 yılın altında hapis cezasına mahkum edilen 6 eski çalışan 119 gündür Kandıra Cezaevi'nde, 5 yılın üstünde hapis cezasına mahkum edilenler ise Yargıtay'a yapılan infazın sonucunu bekliyor. Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mahkumiyetin bozulması yönündeki tebliğ ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün infaz yasasında değişiklik yapılacağı yönündeki açıklamasına karşın gazeteciler hala cezaevinde. Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında 5 yılın altında hapis cezasına mahkum edilen 6 eski çalışan 119 gündür cezaevinde. 5 yılın üstünde hapis cezasına mahkum edilenler ise Yargıtay'a yapılan itirazın sonucunu bekliyor. Burada da çok basit bir sorun çıkıyor ortaya. Yargıtay da bu dava bozulursa ve arkadaşlarımızı beraat ederlerse cezaevinde yapmış olan bizlerin durumunu olacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 18 Temmuz'da mahkumiyetin bozulması yönünde görüş bildirdi. Ancak araya adli tatil girince dosyanın ele alınması Eylül ayına kaldı. Yazı ve haberlerden oluşan aynı delillerle verilen mahkumiyet kararının Yargıtay'ca bozulması durumunda bu karar cezaevine konulan gazetecileri de etkileyecek. Aynı konu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından 31 Mayıs'ta katıldığı bir programda dile getirildi. Ancak gazeteciler hala cezaevinde. Diyelim ki Yargıtay'a aynı sanık dosyada bir kısım istinafta kesinleşiyor, bir kısım Yargıtay'a gidiyor. Diyelim ki Yargıtay'da inceleme yapıldı, Yargıtay dosyayı bozdu. Yani suç yoktur dedi. Bu arada istinafta kesinleşen kişiler cezaevine girdi. Evet, 2 yıl sürdü Yargıtay. Cezaevinde yattılar. Yargıtay dedi ki ya burada bir suç yok. Peki o istinafta kesinleşenlerin günahı ne? İşte, onlar içeride ne yatınca işte? Ne oluyor? Yargıtay sonucunu beklesin. Yargıtay bunu onaylarsa bu şekilde o zaman infaz olsun diye bir düzenleme ihtiyacı olduğunu vurguladık. Cumhuriyet Gazetesi davasında cezası 5 yıldan az olanlar temiz için İstinaf Mahkemesi'ne gitmiş. İstinaf Mahkemesi de kararı onamıştı. Hakan Kara, Önder Çelik, Güray Öz, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper hapis cezalarının kalan kısmını çekmek üzere 25 Nisan'da Kandıra'daki Kocaeli Birnoğlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girdi. Bugün Sedat Pişirici halen cezaevinde bulunan 6 eski Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarından gazetenin eski icra kurulu üyesi, yazarı ve 39 yıllık arkadaşı Hakan Kara'yı ziyaret etti. Cumhuriyet Gazetesi davasında 5 yılın altında hapis cezası alan 6 eski Cumhuriyet çalışanı, İstinaf Mahkemesi'nin kararı onaylaması üzerine cezalarının kalan kısmını çekmek için 120 gün önce arkamda gördüğünüz Kocaeli Birnoğlu F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumuna girdiler. Bugün onlardan biri olan benim 39 yıllık arkadaşım, gazeteci Hakan Kara'yı ziyaret etmek üzere cezaevindeyim. Ziyaretçiler cezaevine girmeden önce cezaevi dışındaki binada hem kendilerini hem de hükümlü için getirdiklerini kaydettiriyorlar. Ben de Hakan Kara için götürdüğüm 2 tane bilim ve teknoloji dergisini kaydettirdim. Daha sonra Güray Öz'ün eşi Çağlayan Öz ve Emre İper'in 2 arkadaşıyla cezaevine geçtik. 6 eski Cumhuriyet Gazetesi çalışanı cezaevinde üçerlik alıyorlar. Bir koğuşta Hakan Kara, Güray Öz ve Emre İper, diğer bir koğuşta Önder Çelik, Musa Kart ve avukat Mustafa Kemal Güngör. İlk üçünün ziyaret günü çarşamba, diğerlerinin ziyaret günleri ise salı. Cezaevini çevreleyen yüksek duvardaki kapıdan girince hemen oracıkta beraberimizde getirdiklerimiz aranıyor. Güray Öz ve Emre İper'e gelen giysiler tek tek yoklanıyor.
benim Hakan'a götürdüğüm dergilere sayfa aralarında bir şey var mı diye dikkatlice bakılıyor. Sonra cezaevi binasına geçiyoruz. Burada elimizdeki her şey X-ray cihazından geçiriliyor ve üzerlerimiz aranıyor. Tıpkı havaalanındaki gibi. İlk kayıtların yapıldığı binada göstermesinden geçirilmiştik. Burada nedeni anlaşılıyor. Gözümüzü tarayan cihazın benzerine bakınca stadyumdakilere benzer döner demir kapı geçmeye izin veriyor. Genişçe bir koridordan biraz yürüyüp sola dönüyoruz. Koridorun duvarlarına bir ilkokul ya da ortaokulda görülebilecek türden manzara, çiçek, hayvan resimleri yapılmış. Sola döndüğümüzde ilk camekanın arkasında Emre İper, ikincide Hakan Kara, üçüncüde Güray Öz vardı. Önünden geçtiğim için kaçınılmaz olarak Emre İper'i gördüm. Hakan'ın camekanının önünde durdum. O esnada Güray Öz'ü de görür gibi oldum. Duvar dibindeki plastik sandalyeye oturduğumda Hakan telefonu işaret etti ve bir saat boyunca o telefondan konuştuk. Ben arkadaşımı top oynarken burktuğu sağ ayak bileğinin verdiği sıkıntı dışında sağlıklı ve moralli gördüm. Cumhuriyet davasında 5 yıldan az hapis cezası almış olanların tekrar hapse girmesindeki garabetin hem Adalet Bakanı hem Yargıtay Başkanlığı tarafından tespit edilmiş olması, Hakan'da da diğer arkadaşlarda da adli ve siyasi tatil bittikten sonra hem Yargıtay'ın Cumhuriyet davasında 5 yıldan fazla ceza almış olanlar için vereceği karar, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak yasal düzenlemeyle bu haksızlığa son verileceği yönünde güçlü bir beklenti yaratmış. Zaten bulduğu her fırsatta hakkında FETÖ soruşturması bulunan turizm firmasından tatil satın aldı diye FETÖ'cü olmakla suçlanıp hapse mahkum edilirken o firmanın sahibinin halen Turizm Bakanı olduğunu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın FETÖ'nün kullandığı telefon uygulaması Baylok'un 2014 yılında yaratıldığını mahkemeye resmen bildirmesine rağmen savcının 2013 yılında telefonunda Baylok bulunan bir FETÖ'cü ile görüştüğünü iddia ettiğini, bu saçmalıklara rağmen mahkum edildiğini anlatan Hakan Kara, nihayet yaşadıkları son tuhaflığın Adalet Bakanlığı ve Yargıtay tarafından tespit edilip dile getirilmesinin bütün bu hukuksuzluğun sona ermesini sağlayabileceğini söylüyor. Yani dediklerimiz galiba anlaşılamıyor. Sonunda ben şey dedim infaz koruma memuruna. Bak şimdi dedim, Sayın Başbakanımızın ilginç bir dili var. İlginç terimleri var. Ve halkla da çok iyi iletişim kurabiliyor. Ben sana dedim durumu Sayın Başbakanımızın kullandığı sözcüklerle anlatayım dedim. Durum şöyle dedim. Abidik gubidik iddialarla bize madik attılar. Anladın mı şimdi dedim durumun ne olduğunu? Bak tamam dedi. Çünkü hakikaten abidik gubidik iddialar. Şimdi bütün bu FETÖ soruşturmalarında Anayasa Mahkemesi'nde kararında olduğu gibi iki tane temel kanıt çok önemli. Birincisi telefonunuzda Baylok var mı? Baylok varsa kuvvetli suç şüphesi oluşturuyor Baylok. İkincisi banka Asya hesabınız var mı? Şimdi bizde ikisi de yok. Hakan Kara ve arkadaşları hem Adalet Bakanı hem Yargıtay Başkanı tarafından bir garip bulunan bu cezalandırma sürecinin meclis tatilden çıkıp çalışmaya başlar başlamaz sonuçlandırılmasını umuyorlar. Biz de meclisin açıldıktan hemen sonra konuyu ele almasını ve infaz mahkemesinin onama kararı nedeniyle 4 aydır cezaevinde kalan Cumhuriyet Gazetesi davası sanığı 6 arkadaşımızın bir an önce ailelerine, sevdiklerine kavuşmalarını umuyoruz, diliyoruz. Evet, Medyaskop yayın koordinatörü Sedat Pişirici stüdyoda. Hoş geldiniz Sedat Pişirici. Her şeyden önce 39 yıllık arkadaşınız Hakan Kara'yı 4 ay sonra ilk kez cezaevinde görmüş oldunuz. Şöyle başlayayım, nasıl gördünüz Hakan Kara'yı? Neler konuştunuz? Hakan Kara'yı haberde de anlatmaya çalıştık biraz. Moralli gördüm. Ayak bileğindeki sıkıntı dışında da sağlıklıydı. Bir beklenti oluşmuş tabii hem onda hem diğer 5 arkadaşta. Memleketin Adalet Bakanı yine daha önce Canan Coşkun'un haberinde de gördüğümüz gibi kalkıp ya bu işte bir tuhaflık var diyorsa, memleketin Yargıtay'ı mahkumiyeti sona erdirin ben daha karar vereceğim bu böyle olmaz diyorsa ve bu insanlar Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkum olmuş gazeteciler olmasından bağımsız bir şekilde
hala cezaevinde tutuluyorlarsa, işte burada bir tuhaflık, bir garabet, bir saçmalık her ne derseniz o var. Tabii Hakan Kara ve diğer arkadaşlarımız da zaten bu tuhaflığın, bu garabetin daha önce yine Hakan Kara'nın haberde anlattığı tuhaf iddialar sonucu yargılanıp mahkum edilmelerin üzerine gelmiş olması nedeniyle her ne kadar cezaevinde sağlam duruyorlarsa da bir sıkıntı içindeler, bir kızgınlık içindeler. Niye böyle olduğunu haklı olarak soruyorlar. Ben Hakan Kara'yla konuşurken bugün cezaevinde bunu da değerlendirdi. Hem kendi adına değerlendirdi hem zannediyorum diğer beş arkadaşı da o kanaatte. Bildiğim kadarıyla haftada bir altısı da bir araya gelip görüşebiliyorlar cezaevinde. Bu tuhaflığın bir an önce sona erdirilmesini istiyorlar. Dediğim gibi memleketin Adalet Bakanı bu yanlıştır diyorsa, memleketin Yargıtayı bu hatalıdır diyorsa, bundan bir an önce dönülmesi lazım. Ne zaman? Şu anda adli tatil işte bitti bitecek. Meclis tatildeydi, o tatil bitti bitecek. Her ikisi bittiğinde de zannediyorum Eylül ayında, hadi bilemediniz Ekim ayında bu düzenlemeler, Adalet Bakanı'nın sözünü ettiği düzenleme özellikle meclisten geçecek ve içerideki arkadaşlarımız dışarıdaki arkadaşlarıyla, aileleriyle buluşacak diye umuyorum. Zamanımız az ama çok kısa sizden şunu da almak isterim. Günlük yaşamları nasıl geçiyor cezaevinde? Şurası enteresan. Bu arkadaşlarımız daha önce Silivri cezaevinde kaldılar. Anladığım kadarıyla şu andaki cezaevi Silivri'ye oranla daha iyi. Bir cennet demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama oradan daha iyi olduğu kesin. Üçerli olarak kalıyorlar koğuşlarında. Her gün 3 gazete okuyorlarmış. Hangi gazeteleri okuyorsunuz dedim. Bir gün Sözcü ve Cumhuriyet okuyorlarmış. Ya dedim o Cumhuriyet gazetesi hala okuyor olmanız neyle anlamlandırılır? Vefa duygusu mu? Hakan 20 yıl o gazetenin haber müdürlüğünü yapmış. Nihayetinde Güray sorumlu müdürüydü. Emre o gazetenin işte muhasebesini görüyordu. Dediler, evet alıştığımız, Hakan dedi en azından, alıştığımız bildiğimiz gazete nihayetinde satır arasını okumasını da biliyoruz. Alıştığımız bildiğimiz gazetenin neyin yazıldığını, neden yazıldığını anlamamız kolay. 30 kanalı izleyebildikleri bir de televizyonları varmış. Sabahları İsmail Küçükkaya'yı, akşama kadar gün boyu Halk TV'yi, akşamları da yine Fox'ta Fatih Portakal'ı izliyorlarmış. Bilahare Dijitürk kanalları varmış iki tane. Orada da film izleme imkanı buluyorlarmış. Halk TV'cilere de bir mesajları var. Yahu ses kalitesi biraz düştü şu sıralar, onunla bir ilgilenseniz de biz daha iyi duysak diyorlar. Sonuçta cezaevi hayatları belli bir düzene oturmuş durumda. Orada bir cezaevi ölçeğinde fazla sorun yok ama asıl sorunun kendisi bana göre ve benim gibi düşünen pek çok insana göre haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde olmaları. Çok teşekkürler Sedat Pişirici. Devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı kararıyla Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye eş başkanlarının görevden alınmasına tepkiler sürüyor. Bugün bu üç şehirde yine protestolar vardı. Diyarbakır Lise Caddesi'nde HDP'li milletvekilleri Rıdvan Turan ve DTK eş başkanı Leyla Güven birer açıklama yaptı. Gelecek güzel günler bizimdir. Bunlar da bizim direnişimize bağlıdır. Leyla Güven kayyum kararlarını sert bir şekilde eleştirerek artık bu tür kararların alışkanlık haline gelmemesi için tepkilerin yükselmesi gerektiğini söyledi. Kürtlerin artık alternatifsiz olmadığını belirten Güven, Kürt halkı artık alternatifsiz değildir, bütün alternatifler masadadır. Dün akşam çok net gördük ki AKP-MHP bu kayyumu açıklayamıyor. Bu gerçekten halkın iradesine bir darbedir ve oldu bittiye getirilecek bir durum değildir. Her yerde direnişimizi yükselteceğiz, dedi. Ama aynı zaman Sayın
Nehçirvan Barzani'den de tutum sahibi olmasını bekliyoruz. Güven'in ayrıca Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Nehçirvan Barzani'ye de çağrısı oldu. Güven, çünkü biz Kürt halkı olarak geçmişte ne kadar zorluk ve sıkıntı yaşadıysak bu birlik ve ittifakı sağlayamadığımız içindir. Biz kayyumları kabul etmiyoruz, gelin birlik olalım diye konuştu. Daha sonra 3 grup halinde yürüyüşe geçildi. Ofis tarafına yapılan yürüyüşe polis müdahale etti. İlk bilgilere göre 3 kişi gözaltına alındı. Sur tarafına yapılan yürüyüşe de yine polis izin vermedi ve 5 kişi gözaltına alındı. HDP'nin belediye eş başkanları seçilmiş belediye eş başkanlarıdır. Belediye başkanlarının görevden alındığı Mardin ve Van'da da protestolar sürdü. Mardin'de bulunan HDP eş genel başkanı Sezai Temelli bir basın açıklaması yaptı. Temelli açıklamasında kayyumları kabul etmediklerini ve İçişleri Bakanlığı'nı bu karardan vazgeçmeye çağırdıklarını söyledi. Temelli'nin açıklamasının ardından kitle HDP'nin il binasına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe müdahale etmek isteyen polisle HDP'li vekiller arasında arbede yaşandı. Van'da ise HDP'li milletvekilleri ve HDP'liler Maraş Caddesi'nde yürümek istedi. Ancak Akdamar Oteli'nin bulunduğu alanda polisler yolu kapattı. HDP'lilerle polisler arasında gerginlik yaşandı. Van'da bulunan STK temsilcileri de yaptıkları açıklamayla belediye başkanının görevden alınmasını kınadı. Skype hattımızda Halkların Demokratik Partisi Mardin Milletvekili Mithat Sancar var. Sayın Sancar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, kayyum atamaları. Ben öncelikle partili kimliğinizden ayrı olarak bir hukukçu olarak bu uygulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk olarak bir hukukçu kimliğinizle değerlendirme almak isterim. Aslında burada söylenecek fazla söz yok hukuk açısından. Çünkü pek çok yanıyla hukuka aykırı demeyeceğim. Hukuk dışı bir uygulama. Yani hukukun dışında bir uygulama. Dolayısıyla hukuki ölçütlerle değerlendirmemiz işin asıl boyutunu, özünü gözden kaçırma sıkıntısı yaratır, riski yaratır. Daha açık söyleyeyim, bu siyasi bir operasyondur ve bu operasyona herhangi bir hukuki kılıf giydirme, uydurma kaygısı bile yoktur iktidarın. Dolayısıyla işte şurası şu maddeye aykırı, burası şu maddeye uygun gibi bir tartışmaya girmek tam da meselenin siyasi özünü, siyasi operasyon, siyasi darbe operasyonu özünü gözden kaçırma sonucunu doğurur. Ama çok kısa söyleyeyim, olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararname ile genişletilmiş bir yetkiyi kullanarak görevden alma işlemlerini yaptığını söylüyor İçişleri Bakanlığı. Ben bu kararnamedeki ölçütlere dahi uymayan bir işlem söz konusu olduğu kanısındayım. Yani bu görevden almalar, belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine valilerin kayyum olarak atanması, olağanüstü hal döneminde çıkarılmış bu KHK'ya bile uygun değil. Uzun uzun gerekçelerini anlatmayı gerekli görmüyorum. Esasen bu konuda hukuk yollarını da kullanıyoruz. Hazırlıklarımız bitti. Başvurularımızı yapacağız. Buradan bir sonuç çıkıp çıkmayacağı ayrı mesele. Çünkü esas sorun bu sistemin kendisi. Bu sistemde de yargının nasıl bir karar vereceği konusunda epeyce tecrübemiz var. Yine de biz hukuki yolları bir hak olduğu için kullanacağız. 31 Mart'ta oluşan bir Türkiye'de aslında iktidar bloğuna karşı oluşan bir muhalefet bloğu vardı. Sizce bu uygulama bu havayı yok etmeye yeterli mi? Muhalefetten beklediğiniz tepkiyi, diğer muhalefetten beklediğiniz tepkiyi buldunuz mu ya da ne bekliyorsunuz? Bir çağrınız var mı? Şimdi bu operasyonun bir sebebi ve bir hedefi 31 Mart ve 23 Haziran'da oluşan bu yaygın dayanışma ve ittifak ruhunu bir şekilde sona erdirmek, baltalamaktır. Ben de bu değerlendirmeye katılıyorum. Bu değerlendirmeyi yapan başka pek çok insan da oldu. Ben de aynı görüşteyim. Bir sebep budur, bir hedef budur. Önemli bir hedeftir bu. Çünkü iktidar blokunun kendi varlığı ve devamı aslında bu
seçimlerde ciddi bir tehdit altına girdi kendi algılarına göre. Yani iktidar kendini devam ettirme konusunda en büyük riski, tehlikeyi İstanbul İttifakı diyebileceğimiz o ortamda gördü. Bunu fark etti. Şimdi bunu baltalamaya çalışıyor. Nasıl yapacak bunu? Mesela CHP'yi ürküterek geri durmaya, çok temkinli davranmaya, bu işte fazla ses çıkarmamaya yöneltmeye çalışıyor. Bizi izole ederek yalnızlaştırmaya çalışıyor. Bu meseleyi bir tür devlet meselesi haline getirerek muhalefeti hizaya çekmeyi deniyor. Böyle bir ortamda elbette mesela bizim tabanda da tepkiler oluşacağını hesaplıyor. Yani eğer CHP ve diğer muhalefet partileri bu konuda gerçekten ürkek, çekingen davranırlarsa bizim tabanda da bir tepki oluşacak. Dolayısıyla 31 Mart ve 23 Haziran'da oluşan o ruh kendiliğinden dağılacak. Şimdi ben bu tehlikenin, herkesin bu tehlikenin farkında olması gerektiğini söylüyorum. Biz parti olarak da bu tehlikeye dikkat çekiyoruz. Muhalefetten bugüne kadar gelen açıklamalar genel olarak olumlu, ancak kafa karıştıran bazı açıklamalar da gelmiyor değil. Şimdi bu kafa karıştırıcı açıklamalar aslında biraz acaba iktidarın hesapları gerçekleşiyor mu gibi soru işaretlerine de yol açıyor. Ben muhalefete şu çağrıyı yapıyorum. Herkes burada asıl tehlikenin Türkiye'deki bütün muhaliflere, Türkiye'deki demokrasi inancına, demokrasi umuduna bir darbe vurmak olduğunu görelim. Dolayısıyla öyle mesele HDP ile dayanışma meselesi değildir. Mesele sadece Van, Mardin, Diyarbakır belediyelerinin gasp edilmesi meselesi değildir. Mesele sadece Kürt halkının iradesinin yok sayılması meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'de şimdi bu rejimi yeni bir evreye taşımaktır. Adım adım kuruldu bu. 2016'dan bu yana işleyen bir süreç var. Biz uzun erimli ve çeşitli kademelerden oluşan bir siyasi darbe operasyonundan söz ettik sürekli. Şimdi bu operasyon, bu plan, iktidarın bu siyasi darbe planı en büyük sarsıntıyı 31 Mart ve 23 Haziran'da yaşadı. Yani asıl güçlü direnci orada gördü. Bu direnci aşmak için operasyonu yeni bir evreye taşıyor. Bu yeni evre sanırım daha da başka önlemlerle daha da kritik hale gelebilir. Yani ona dikkat çekmek lazım. Eğer bu operasyonda şu aşamanın kendisinde iktidar başarılı olursa bundan sonra muhalefetin işi çok daha zor olacaktır. Tek adam rejiminin kurumsal bir totalitarizme doğru gidişi daha da hızlanacaktır. Muhalefetin bir bütün olarak bastırılması çok daha büyük bir ihtimal dahiline girecektir. O nedenle burada sergileyeceğimiz ortak tutum, geleceğimize demokrasi içinde sahip çıkma gücümüzü de ortaya koyacaktır. Herkesin bunun farkında ve bilincinde olması gerektiğinin altını tekrar çizeyim. Peki Halkların Demokratik Partisi olarak önümüzdeki günlerde bir program, bu kayyum atamalarına karşı bir program, bir plan olacak mı ya da oldu mu? Kamuoyuyla paylaşacak mısınız? Zaten ilk günden MYK'mız toplandı ve bu konuda açıklamalar yapıldı. MYK kararları ortada, eş genel başkanlarımızın açıklamaları var. Hemen ilk günden itibaren şunu ilan ettik. Biz tepkimizi demokratik siyaset zemininde ve meşru çerçevede göstereceğiz. Demokratik protesto hakkımızı, demokratik tepki hakkımızı meşru zeminde kullanacağız. Ve ilk etapta milletvekillerimizin neredeyse tamamını bölgeye bu üç ile gönderdik. Orada milletvekillerimiz öncülüğünde demokratik tepki hakkı kullanılıyor. Ama orada da tabloyu biraz önce sizler de yansıttınız.
görmek lazım. O tablo sınırsız bir şiddet tablosudur. Halkın temsilcilerini de hiçbir şekilde gözetmeyen, temsil hakkına saygı duymayan aşırı ve kaba bir şiddet, polis şiddetiyle karşı karşıyayız. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Yine hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Van'da, Diyarbakır'da, Mardin'de pişirilen her plan çok kısa sürede ülkenin başka yerlerinde de servis edilir. Eğer bu pişirilen plan Mardin'de, Van'da, Diyarbakır'da misalen pişirilen plan eğer tutarsa ilk fırsatta diğer bütün illere servis edilecektir. Bunu kimsenin gözünü korkutmak için değil, söylemiyorum. Sadece şunun için vurguluyorum. Evet, bu tehlike Türkiye toplumunun demokrasi umuduna ve inancına yönelik, hatta Türkiye toplumunun bir arada yaşama isteğine yönelik büyük bir saldırıdır. Bunun farkına varamazsak gerçekten bundan önceki aşamalarda olduğu gibi yine çok daha ciddi bedeller ödemek zorunda kalırız demokrasi güçleri, demokrasiye inanan insanlar olarak. Mithat Sancar, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, Halkların Demokratik Partisi Mardin Milletvekili Mithat Sancar konuğumuzdu. Kayyum atamalarını Medyascope TV için değerlendirdi. Hem Halkların Demokratik Partisi'nin önümüzdeki süreçte neler yapacağını hem de muhalefetten yapılan açıklamaları değerlendirdi. Devam ediyoruz. Halkların Demokratik Partisi dün akşam Kadıköy'de kayyumlara karşı yapmak istediği protesto gösterisine polis biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti. Polis, HDP'nin toplanma çağrısı yaptığı süre yağ operası önünü ablukaya alarak kimsenin alana girmesine izin vermedi. Alana girmek isteyen gruplara biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. İlk müdahalenin ardından ara sokaklarda bir araya gelen gruplar sloganlarla yürüyüşe devam etti. Yürüyüşü engellemeye çalışan polis, plastik mermi ve gaz bombaları ile müdahale etmeye devam etti. Müdahale sonucunda 16 kişi gözaltına alındı. Protestolar sırasında bir kişi ise kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde görüştüğümüz polis, bıçaklanma olayının yapılan protesto ile alakası olmadığını söylerken bir esnaf eylemcilerin yaptığını iddia etti. Görevden alınıp yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Medyascope'dan Ferit Aslan'a konuştu. Mızraklı, halkın iradesine yapılan saldırı bütün demokrasi ve hukuk değerlerini berhava etti dedi. Hepimizin çok iyi bildiği bir slogan var. Susma, sustukça sıra sana gelecek diye. Evet. Şimdi bir yerde eğer hukuksuzluğun lastiği patlayıp da fren tutmayan hale geldiği zaman nerede duracağı belli olmaz. Burada kayyum atama şeklinde olur. Başka yerlerde başka hukuksuzluk örnekleriyle görürsünüz. Dolayısıyla yani bugün burada eğer bunlar yaşandığında eğer sesinizi vermezseniz, güçlü bir ses vermezseniz, güçlü bir etki yapma, etki koyma tutumu içine girmezseniz, evet bu her yere yansır. Bir yanı budur. Ama diğer bir şey var. Yani vicdan dediğimiz şey, adalet duygusu dediğimiz şey, ahlak dediğimiz şey kayırmacı değildir. Yani kendine olan ve ötekisine yapılan diye bir kategori yapmaz. Nerede bir hukuksuzluk varsa, nerede bir haksızlık varsa o zaman onun karşısında durması gerekir. Hatırlar mısınız? 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı verildiği gün, yani Sayın Ekrem İmamoğlu göreve başlamıştı, aradan kısa bir süre geçmişti ve seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. Evet. Ne oldu? İstanbul'da binlerin, on binlerin meydanlarda bir araya geldiğini görüyorduk. Protestolarını yükselttiğini görüyorduk. Çünkü yeni bir seçim takvimi belirlenmişti ve toplum itirazlarını yükseltiyordu.
Ve 23 Haziran'a hazırlanılan süreçte de partimiz de özellikle bu çerçevede bu haksızlığın, bu hukuksuzluğun karşısında iradesini demokrasiden yana kullanacağını belirlemişti. Ve İstanbul çok ağır ve ezici bir cevap verdi. Şimdi burada sormak gerekiyor. Yani İstanbul'da olan durum karşısında binler, on binler alana çıktığı zaman ne tomalar etrafında vardı, ne gaz görüntüleri görüyorduk, ne insanların üzerine su sıkılıyordu, ne coplanıyordu. Bugün ne oldu Diyarbakır'da? Ellerinde bir çakıl taşı bile olmayan, bir çubuk bile olmayan yaşlı anaların, gençlerin, kadınların sokak ortasında ne şekilde darp edildiğini, bilmem işte tazikli su sıkıldığını, gaz bombalarının atıldığını gördük. 4 milletvekilimiz bugün yaralandı. İkisi kafa travmasıydı. Coplanmaydı. Şimdi bu kadar ezici uygulamalar, bu kadar hukuk dışı uygulamalar burada yapılıyorsa, ister bu hukuk dışılıklara, isterse hukuk dışılığın ve yurttaşlık hukukunun temel göstergesi olan o seçmen iradesine aykırı işlemler yapılıyorsa toplum itirazını yükseltir. Bu noktada da bütün çevrelerin bu itiraza dahil olmak gibi, yani bir anlamda demokrasi onurunun ve namusunun gerektirdiği bir çerçeve vardır. Kayyum operasyonunun yankıları sürüyor. Muhalefet operasyona nasıl bakıyor? Kendini nerede konumlandırıyor ve devamının geleceğini düşünüyor mu? Bediran Muhsin Aybar konukları CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'a sordu. Haklı olduğumuz bir durumda, en azından şekil açısından da haksız bir duruma düşmeden bunu becerebilmeliyiz. Evet. HDP'yi kesinlikle yalnız bırakmamalıyız. Burada oynanan oyun şudur. HDP sorusu üzerinden bütün partiler, siyasi partiler içerisinde, CHP içerisinde, İYİ Parti içerisinde, Saadet Partisi içerisinde tartışmalar başlatmak meselesidir. Evet. Yani tabir caizse siyasi bir fitne ortaya atılmıştır AK Parti tarafından. Peki bunun nedeni nedir? Bunun nedeni elbette ki 23 Haziran'dır. Yani 23 Haziran'da fire vermeden adeta bir blok şeklinde iktidarın dayatmasına, Cumhur İttifakı'nın yani AK Parti'den ve MHP'den ve Büyük Birlik Partisi'nden evet. ve fiilen veya resmen her neyse ama kokusunu aldığım için söylüyorum, Vatan Partisi'nden oluşan bir ittifaka karşı geniş bir muhalefetin, bütün görüşlerin ve bütün grupların temsil edildiği bir muhalefetin evet. blok tarzında su sızmaz bir şekilde durabilmesi hadisesi de bu iktidarı son derece rahatsız etmiştir. Evet. Yani siyaseten endişe içindedir. Bunların nedeni budur. Ben muhalefetin evet yeterli olmayabilir, kafamızdaki şekilde olmayabilir ama bugün açıklamaları şöyle buraya gelmeden önce bir üst üste koydum. Tam olarak yeterli diyemesek de en azından bütün muhalefetin buna olumsuz bir şerh koyduğunu. Sivil protesto hakkı herkesin en temel hakkıdır. Yani. Ve bu hakkın öncüsü de Kılıçdaroğlu oldu. Yani sonuçta Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü, protesto etti yani Türkiye'deki evet. adaletsizliği ve hukuksuzluğu. Dolayısıyla insanlar tabii ki seçmenler bütün Türkiye'de şiddete başvurmadan iktidarın bu hukuksuz eylemine tabii ki karşı çıkacaklardır. Sadece Diyarbakır'da değil, Van'da değil, her tarafta karşı çıkacaklardır. Evet. Sevilay Çelenk de bugün kayyum atamalarını değerlendirdi. Çelenk, AKP'nin siyaseten söyleyecek sözünün kalmadığını ve terörün son bulması için HDP en güçlü imkandır dedi. Bekiyor. Türkiye'ye çok şeye mal olmuş 30-40 yıllık bir çatışma sürecinden söz ediyoruz ve bu süreç içinde karşımıza bir siyaset imkanı HDP ile çıkıyor.
Türkiye'lileşmiş bir siyaset imkanı. Ve gerçekten ona alan açılırsa terörün geri çekilebileceği, şiddetin durabileceği, silahın durabileceği bir zemin olacağını da hiç kimsenin kuşkusu yok. HDP köşeye sıkıştırıldıkça Selahattin Demirtaş gibi bir isim bile yaklaşık 3 yıldır cezaevinde tutuklu bulundukça kimsenin terörü bitirmek gibi bir amacı samimiyetle sahipliğini söyleyemeyiz. HDP de diğer bütün diğer partiler gibi bir parti. CHP gibi, AKP gibi meşru, legal bir parti. Ve nasıl AKP içinde tek tip bir politik anlayış yoksa AKP'nin mevcut milletvekilleri içinde gayet radikal İslam'a yakın söylemleri sahiplenen, zaman zaman dile getiren, zaman zaman neredeyse Hizbullah'la, IŞİD'le benzer terminoloji kullanan isimler varsa nasıl daha ılımlı bir İslam anlayışını benimseyenler varsa ya da nasıl işte Mustafa Yeneroğlu gibi daha demokratik bir AKP idealine bağlı olan isimler varsa HDP içinde de tek tip bir politik anlayış, elbette ki bir siyaset, ortak bir siyaset var ama kişiler bazında farklılaşan görüşler de var. Bu CHP'de de var. Ruşen Çakır, Medyaskop özel yayınında Türk solunun Kürt sorunu ve Kürt hareketiyle olan tarihsel ilişkisini değerlendirdi. Çakır, merkez solun temsil ettiği CHP, Kürt sorunuyla ilgili bir tutum alırken Kürtlere göre değil, iktidara göre hareket ediyor. HDP ile üstü örtülü değil, açık bir şekilde ittifak yapmanın bir formülünü geliştirmeli dedi. Çakır ayrıca iktidarın özellikle Kürt meselesini kaşıyarak CHP'yi bu konudaki zafiyetinden dolayı çaresiz bırakmaya çalıştığı, ancak aslında çaresiz olanın iktidar olduğu görüşünde. Buradaki husus şu, İstanbul seçimlerini yaparken ve yenilenen Erdoğan yenilettiği seçimde kurulan temasların böyle bir olayda niye aleni bir şekilde kurulmadığı meselesi. Artık Türkiye'de bir ittifaklar dönemine giriliyor ve bu ittifaklar döneminde girildi çoktan. Artık HDP'nin de artık açık bir aktör olarak yer alması gerekiyor. HDP'yi hala kenarda üstü örtülü, maskeli bir şekilde müttefik olarak görme anlayışıyla hiçbir yere gidilemez. Ve bunun yolunun bulunması gerekiyor. Bunun yolunun bulunması konusunda şu pazartesinden bugüne kadar yaşananlar bize gerçekten çok heyecan ve umut vermiyor. Bunun bir formülünün bulunması lazım. İktidar bunu, ilk gün söyledim, İktidar bunu çaresizliğinden yapıyor. İktidarın çaresizliğini görüp bunun üzerinden bir takım politikalar geliştirmek yerine iktidarın yine her zaman olduğu gibi en kolay olan Kürt meselesini kaşımak ve insanlardaki bölücülük fobisini tekrardan hortlatmak yolunda attığı adıma karşı çaresiz bir durumda durmak aslında Türkiye'nin siyasi realitelerine aykırı. Aslında çaresiz olan iktidar ve çaresiz olduğu için bunu yapıyor. Ama öyle bir şey oluyor ki Kürt meselesinin kilit rolü nedeniyle merkez sol en azından partiler ve diğer muhalefet partileri, ki burada Saadet Partisi'ni ilginç bir şekilde istisna tutmak lazım. İlk andan itibaren genel başkanları çok açık bir tavır aldı. Onlar çaresiz bir pozisyonda kalıyorlar. Bu aslında hala Türkiye'nin Kürt meselesini bir tabu olarak gördüğünü ve solun da merkezindeki ve hatta ucundaki de dahil olmak üzere bu tabudan tam olarak arınamadığını gösteriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2017 yılında Türkiye'de erişime kapatılan Wikipedia ile ilgili Temmuz başında Türkiye'ye savunma için Ekim sonuna kadar süre tanımıştı. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurularla ilgili Adalet Bakanlığı görüş bildirdi. Anayasa Mahkemesi'ne kullanıcı sıfatıyla bireysel başvuruda bulunanlardan Profesör Yaman Akdeniz, Anayasa Mahkemesi stratejik olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de etkili bir iç hukuk yolu yok demesin diye kararlarını AİHM'den önce açıklıyor dedi.
Wikipedia sitesi 29 Nisan 2017'de Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunması gerekçesiyle erişime engellendi. 5 Mayıs 2017'de Wikipedia'nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı karara itiraz etti, ancak itiraz reddedildi. Karara Profesör Yaman Akdeniz ve Doçent Kerem Altıparmak da kullanıcı sıfatıyla itiraz etti. Bu itiraz da reddedilince Akdeniz ve Altıparmak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Wikimedia Vakfı 29 Nisan 2019'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Bunun üzerine Strasbourg'daki mahkeme başvuruyu öncelikli olarak değerlendirdi ve 2 Temmuz'da Türkiye'den görüş istedi. Bu sırada Akdeniz ve Altıparmak'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuruyla ilgili Yüksek Mahkeme, Adalet Bakanlığı'ndan görüş istedi. Bakanlığın 23 Temmuz'da mahkemeye sunduğu yazıdan Yüksek Mahkeme'nin görüşü Wikimedia'nın Strasbourg'a başvurusundan sonra istediği anlaşılıyor. Görüşte Akdeniz ve Altıparmak'ın mağdur sıfatına sahip olup olmadığının belirlenmesi gerektiği savunuldu. Başvurunun kabul edilebilmesi için başvurucunun sadece mağdur olduğunu ileri sürmesinin yeterli olmadığını ileri süren bakanlık, ihlalden doğrudan etkilendiğiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ni ikna etmesi gerektiğini iddia etti. Başvuruculardan Profesör Yaman Akdeniz, Medyascope'a yaptığı değerlendirmede şunları söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin bir defa daha ve Osman Kavala ve Demirtaş dosyalarında olduğu gibi ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi harekete geçtikten sonra bu tip siyasi niteliği yüksek dosyalara bakmaya başladığı görülüyor. Anayasa Mahkemesi stratejik olarak AİHM Türkiye'de etkili bir iç hukuk yolu yok demesin diye kararlarını AİHM'den önce açıklıyor. Görüldüğü üzere tüm bu sürecin hukuki pek fazla bir açıklaması yok ve hukuka siyaset karışmaya devam ediyor. Bu kapsamda da Anayasa Mahkemesi'nin etkili bir hukuk yolu olduğunu söylemek mümkün değil. Gönül Tol, Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceği güvenli bölge anlaşmasını ve Fırat'ın doğusundaki son gelişmeleri Transatlantik programında Ruşen Çakır'a değerlendirdi. İçeride de dediğim gibi bu atılan adımın içeride yutulur bir lokma haline gelebilmesi için Milliyetçi Koalisyon'a da içeride işte HDP'ye daha fazla vurmaya devam edecek, baskıcı politikalarını daha şiddetlendirecek, bu olabilir bir şey. Ama işte Ömer'e sorduğun soruyla ilgili, yani o varılan anlaşmayla ilgili de ben çok şüphelerim var. Yani her iki tarafında kendim o şeyleri vardı, sebepleri, haklı sebepleri vardı bu çatışmayı engellemek için. Ve ötelendi, o çatışma ötelendi. Ama kesinlikle bizim yazıda da bahsettiğimiz üzere bu çatışma bir noktada ortaya çıkacak. Neden ortaya çıkacak? Çünkü nihayetinde Amerika'nın YPG'ye ihtiyacı var, orada çalışmak zorunda. Dolayısıyla Türkiye'nin bir orta yol düşünmesi gerekiyor. Orta yol düşünmedi, yani Amerika kendi bulunduğu noktadan çok sapacak bir durumda değil. Çünkü bütün siyaseti onun üzerine oturtmuş. O yüzden burada Türkiye'nin iç siyasette kabul edilebilir bir formül bulması gerekiyor. Medyascope özel yayınına katılan MIT ekonomi profesörü ve bilim akademisi üyesi Profesör Daron Acemoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu güncel ekonomik koşulları da değerlendirerek sorunların esas nedenleriyle uğraşılmadığını söyledi ve hala kriz ekonomisi içindeyiz dedi. Türkiye'nin verimliliğinin artışına bakarsanız 2002-2006 arasında bu çok güzel olan bir artışın nereden geldiği, nereden geliyor? O süreç içinde Türkiye'de birçok iş adamı güvenli bir şekilde yatırım yapmaya başlıyor. Dışarıdan teknoloji getirmeye başlıyor. Yabancı sermaye buraya geliyor ve bize teknolojinin en akın bir şekilde gelmesini sağlıyor. Ve bunlar 2006'dan sonra tamamen duruyorlar. Çünkü kurumlarda, ekonomik kurumlarda ve onların arkasında siyasi kurumlarda ondan önce gördüğümüz iyileşme tam tersine dönüyor. Ve bu büyümeyi tamamen durdurmasa da büyümenin kalitesini düşürtüyor. Ama düşük kaliteli büyüme, üretkenlik çıkartmayan, aynı zamanda işsizliği düşürmeyen, aynı zamanda kredi, inşaat sektörüne bağlı, yatırıma değil teknolojiye bağlı olmayan bir büyüme çok uzun süre götüremez. Ve ne kadar uzun götürmeye çalışırsanız bunu, bankaların, şirketlerin bilançolarında daha çok fazla problem olmaya başlar. Çünkü kredi var ama onu karşılayacak üretkenlik yok. Dış dengelerde, cari açık gibi olan dengelerde bir bozulma olur. Ve en önemlisi, üretkenliği arttıramadığımız için önümüz tıkanır.
Özge Açıkgül'ün konuğu olan Kokpit Aero Genel Koordinatörü Tolga Özbek'le yangın söndürme uçakları üzerine konuştuk. Özbek, bu tür durumlarda nasıl bir acil durum planı ortaya koyulacak? Bunların çözülmesi gerekiyor. Her yangın farklı etkiler gösterebiliyor. Bazı bölgelerde sadece helikopter kullanmak zorunda kalıyorsunuz veya sadece uçakla müdahale ediyorsunuz. Ama dediğim gibi bu bir takım oyundur dedi. Şimdi mevcut bir uçağın bu tür durumlarda ne olursa olsun artık bu işin ihalesi nasıl olacak, ne yapılacak, nasıl bir acil bir durum planı ortaya konulacak, bunların çözülmesi gerektiğine inanıyorum ben. Ama dediğim gibi bazen o kadar büyük bir işin bir de tabii teknik yönü var. O kadar büyük bir fırtınada kullanacağınız uçak çok fazla etki etmeyebilir. Bunların teknik nedenleri nedir? Ne olmuştur? Bunlara oturup bakmak gerekiyor. Her yangın çok farklı. Bazı bölgelerde sadece örneğin helikopter kullanmak zorunda kalıyorsunuz veya sadece uçakla müdahale ediyorsunuz. Ama dediğim gibi bu bir takım oyunu. Sadece sahaya kaleciyle, defans oyuncusuyla çıkamazsınız. Size orta sahada lazım, forvet de lazım. Yangın konusunda bu uçakların da bu özelliği var. Keşke kullanılsa ama insanlar haklı olarak, siz insan olarak yanan bir ağacı, zarar gören bir hayvanı gördüğünüz zaman bunların maddi karşılığı yok, keşke kullanılsa demekten kendimizi alamıyoruz açıkçası. Almanın Maganda kurşunlarının son kurbanı olan 10 yaşındaki Selin Cebeci'nin cenazesi dün İstanbul Aksaray'daki Muratpaşa Camii'nde kılınan öğle namazından sonra defnedildi. Ailesinin kararıyla organları bağışlanan küçük Selin böylece 6 kişiye hayat verdi. Herkes sana geldi annem. Herkes sana geldi kuzum. Kuzum, her şey istediğin gibi oldu annem. Her şey istediğin gibi oldu kuzum. Olmasaydı ama oldu annem. Oldu bebeğim. Oldu annem. Ah kuzum. Ah kuzum. Ah benim meleğim. Tamam üzmeyeceğim. Tamam üzmeyeceğim. Üzmeyeceğim annem. Ağlamayacağım. Bir dönem Vatikan'ın 3 numaralı koltuğu sayılan Mali İşler Müdürlüğü görevini de yapmış bulunan Avustralyalı Kardinal George Pell'in çocuk istismarı suçundan aldığı 6 yıllık hapis cezası Avustralya'nın Victoria eyaletindeki yüksek mahkeme tarafından onaylandı. Avustralya'nın Melbourne kentindeki Adalet Sarayı'nda görülen temyiz duruşmasında mahkeme, bir dönem Vatikan'da en üst düzeyde görevler üstlenmiş olan Kardinal George Pell'in daha önce aldığı 6 yıllık hapis cezasını onayladı. Karar 1'e karşı 2 oyla alındı. Daha önce yüksek derecede görevli olan hiçbir kardinal çocuk istismarından ceza almamıştı. Temyiz davasını inceleyen mahkeme, çarşamba günü istismar mağduru olan 2 kişiden şu an hayatta olanının yalancı olmayan ikna edici bir tanık olduğunu söyleyerek mahkumiyetin uygun olduğuna karar verdi. Cinsel istismara uğrayan çocuklardan diğeri 2014 yılında hayatını kaybetmişti. Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı açıklamada, mahkeme kararını vererek işini yaptı. Bu bağımsız olarak yapılmış ve saygı duyulması gereken bir prosedürdür, dedi. Başbakan 2005'te Kardinal Pell'e verilen Katolik Kilisesi'ne hizmet madalyasının da geri alınacağını açıkladı. 1990'lı yılların ortalarında görev yaptığı Avustralya'nın Melbourne kentindeki kilisede o dönem 13 yaşında olan iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan 78 yaşındaki Pell, 13 Mart 2019'da mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Matrix film serisinin yeni filmi çıkıyor. Vizyona girmesinden kısa süre sonra kült haline gelen Matrix film serisinin yeni filmi, şimdiden tüm Matrix hayranlarını heyecanlandırmış durumda.
Serinin önceki filmlerinden izleyicilerin alışkın olduğu ve Keanu Reeves'in canlandırdığı Neo ve Carrie Ann Moss'un canlandırdığı Trinity karakterleri de yeni filmde rol alacak. Warner Bros. Ve Village Roadshow Pictures yapım şirketlerinin ortaklığıyla çekilecek filmin yönetmeni ise önceki 3 filmin yönetmenlerinden biri olan Lana Wachowski olacak. Filmin senaryosunu da Wachowski yazacak. Filmin çekimlerine ise 2020 yılında başlanması planlanıyor. Evet, Güne Bakış'ın bu güzel haberle sonuna geldik diyelim. Matrix'in yeni filmi çıkıyormuş efendim. Sırada ses kaydı programı var. Bu akşamki bölümde Barış Buran, Marlo ile projeleri ve kadın DJ'ler üzerine konuşacaklar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ankara'dan merhaba. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'niz. Ben öyle algıladım. Milletçi alkışlıyoruz. Başlıklı bir kampanya var. Sadece HDP değil mevzu. Kaç ilde miting yapıyorsunuz? Aksaray bayağı yol kapıyor. Çok sayıda yer var. Şimdi benim İstanbul'a çıkış yasağım var. Tabii ki yani sokaktan geçen herhangi birini çevirip ne düşünüyorsun deseniz. Yani aslında ben artık nereye gitsem bütün şehirleri birbirine benzetir hale geldim. Küsiyat üyelerinin verdiği yemekte kendisine iktidar arayan bir Recep Tayyip Erdoğan. Sanıyorum ki asosyal yanı daha baskın. Ya da zaman zaman değişiyor aslında insanlar. Bugün de zaten bence bunun hazırlığı yapılmaktadır. CHP İYİ Parti ittifakı. İnşaat sektörü potansiyeli yüksek. Niye? Good afternoon, welcome to this week in Turkey. Bunun desteğini alan iki partinin koalisyonu olursa. 24 Haziran seçimlerinde ise CHP %41 ile buradan birinci çıkarken. Erdoğan'ın bizzat işte İstanbul Teşkilatı ve. 6 ayda bir bu kararın. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.